Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızın görüşmelerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalpın. Programımızda bir hafta içinde vatanımız Şarif Türkistan ve dünya kün tertibiyle alakadar bulup ötken en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kaynamızda kıtanlar ekranımızda bulsun. Xitayın 4 karlıgıcı parahoti Japonya denizde evvelikeye girdi. Xitayın 4 parahoti 19. sentyabr Senkaku arıldaki Japonya'ya tevel zamanı kirgen bulup, Japonya çarlaş parahoti Xitay deniz kırgıcı çarlaş parahotini deniz tevelikeden ayrılış üçün agahlandırış bergen. Fransiya Xalqara Radyosu'nun bugünkü haberde bildirilişçe Japonya'nın 11. rayonluk deniz bihaterlik baş ştabının eğitişçe 19. sentyabr etigen saat 10 etrapıda Xitay deniz kırgıcı çarlaş etritinin 4 parahoti Senkaku arılığı karab yolu çıkıp tahminen şucay vaxtı saat 11 geçe talaş tartıştaki deniz tevelikigi teve rayonu kirgen. Mezkur parahotlarının biri zembirekke okşaydıgan üskünü ornitilgan bulup, o vaqtı mezkur deniz rayonda Japonya'nın belikçilik kemeleri yok iken. Bu 30. augustin kiyen Xitay parahotunun Senkaku aralığı yıkıncaygı yeni bir qetim kirişi iken. Bildirilişçe Senkaku aralığı tutuşudugan rayonunu öz içige algan deniz tevelike de uda 6 gün Xitay parahotu bayqalgan. Xitay yakından beri deniz tevelikide başka devletlerge tehdit selişka ve yolsuz halde zemin davası kılışka başlayan bulup, rayonda ciddicilik payda kılmakta. Xitay bilen Tayvan'nın herbi terkişi kaydeden ciddileşti. Aldın kayıptı Xitay armiyesinin Tayvan'nı parakende kılış hareketi sebeplik işki kırgak münasibeti kaydeden kattık ciddileşken. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe Tayvan 13. sentyabrdan 17. sentyabrgacha bu yıllık Hangwang maneveri ötküzgen bolup, Xitay armiyesi Tayvan'ı kalaymakallaştırış maksadı harbi ayruplan evetgen. Maneverinin tüncü günü Xitay armiyesinin toşuguchi 8 namlıq yirak musapilik kaşılı kılguchi ayruplanı Tayvan'ın gharbi janub hava tevalikigi kirgen. Tayvan hava armiyesi Xitay armiyesinin elektronluk signal tekşürüşünün aldığını eliş üçün Mika otur ve kıskı mesafelik başkurulduğun bomba elip mangan küreşçi ayruplanını evetgen. Ertesi Xitay armiyesi yeni ikital C-16 tiplik ayruplanını evetip Tayvan'a parakendicilik salgan. Bazı mutakassisler istifteksiz 3. Dünya Uruşu'nun allı burun başlangallıqını, eğer Tayvan boğuzudu kallıq tokunuş yüzberse 4. Dünya Uruşu'nu keltürüp çıkarışı mümkünlikini otturgu koygan. Mälum buluşça Xitay yakından beri Tayvan'a karatkan herbi tehdidini küçe etken bulup, Xitay armiyesi fakat 8. aydılar rayonda 10 qetimden artık herbi meşik yaki maneveri ötküzgen. Maniver rayonu Huanghai denizi, Canubi deniz ve Bohai denizini kaplıgan bulup, denizden ötüş, kurukluğa çıkış, konuş bazısıgı hücum kılış katarlıq mezmurlarını öz içige aldıken. Valkoçisi gezeti Amerika-Avustralya hemkarlıqının Xitayını çekileşini nişallıqallıqını ilgiri sürdü. Avustralya'nın Amerika teknikisinden paydalanıp 8 yadro energiyelik su astı parahotu yasaş kararı Amerika'nın su astı parahotu teknike evzellikini namayan kılgan bulup, Xitay'nın denizdeki kengeyişini çekleşke yardımı buludikken. Valkoçisi gezdinin bu axtaki tahlilide bildirilişçe Avustralya Amerika teknikisinden paydalanıp 8 yadro su astı parahotu yasaş kararının nişanı Hindi okyanın Tiniç okyanıcı su astı parahotu müdafiye toru kurup, Xitay'nın denizdeki kengeyişini çekleşken. Bildirilişçe yakınki yıllardan buyan Xitay herbi küçünü tiz süratte aşırgan bulup, Xitay'nın bu yıllık herbi hamcoti 200 milyard Amerika dolarından eşip ketgen. Nöbette Xitay deniz armiyesinin kölümü Amerika deniz armiyesinin kölümüden eşip ketgen. Şundaqtı mı Amerika denizdeki texniki üstünlükini saklap gelgen bulup, baykaş en kıyım bolgan küçülük su astı parahotuğu iyiyken. Mezkur tahlilde Amerika bilen Avustralya'nın her ikilisi Xitay'nın denizdeki tehdidini tosuşku köngül bilvatkan bir şaraitte Amerika'nın Avustralya bilen özünün texniki evzellikini ortaklaşış ve iki tarafının müdafiye münasibetini çoğunkurlaştırışı arkalık Asiyadaki deniz armiyesi küçünü ünümlü kengeytmekçi bolğallıqı kayıt kılınğan. Aldınqı hepte Amerika Prezidenti Joe Biden, Angeliya Başvaziri Boris Johnson ve Avustralya Başministeri Scott Morrison AUKUS namlıq yeni bihaterlik hemkarlık münasibeti ornatkallıqını ilan kılgan idi. Dünya Bankası'nın sabık emeldarının Xitay'ı yantaq bolğallıqı aşka arılandı. En yeni dokulatta aşkarlanışça Dünya Bankası'nın sabık icraiye emeldari sallıq malumatlarını özgertküzüşü arkalık Xitay'nın soğudu muhiti red tertipini yukarı götürgen.
New York vaqti kelsining 17-sinchi sentabrdagi xabarda bildirilishicha, soda muhiti tekshirish guruhining 2018-yilning dokladiga qaratilgan tekshirish natijasida Dunyo bankining sobiq bosh ijroiya amaldori Kristalina Georgievaning ayni vaqtda Xitoyning rad tartibini yuqori ko'tarish uchun xizmatchilariga buyruq tushirib, sonliq ma'lumotlarni o'zgartirganligi oshkorlangan. Soda muhiti tekshirish guruhi har yili har qaysi davlatlarning soda muhitini baholab chiqib, ularning rad tartibini turg'izib, doklad e'lon qilib kelgan. Xitoy va boshqa bir turkum davlatlar bu dokladdagi rad tartibiga nihoyatda ahamiyat beradigan bo'lib, chet ellik mablag' solg'uvchilarni jalb qilishdagi muhim vosita sifatida qo'llanilgan. 2017 yillik soda muhiti dokladida Xitoy 78-chi o'ringa tizilgan bo'lib, asli 2018 yillik dokladda texamo tövallaydi ekan. Ama aynı vaqtda Dünya Bankisining sobiq bosh ijroiya amaldori Kristalina Georgieva buningga bevosita qo'l tiqib, soda muhiti tekshirish guruhining xodimlariga sonliq ma'lumotlarni o'zgartirgan. Shundaqla mas'ul xodimga Xitoyning rad tartibi masalasini hal qilib berganligi uchun rahmat aytgan. Kristalina Georgieva navbatda xalqaroliq pul fondi tashkilotining raislik vazifasini o'tayotgan bo'lib, bu vaqtdagi ayblashni butunlay inkor qilgan. Amerika Maliya Ministerliğinin bayanatçısı ifade bildirip, ministerliğinin mezkur ayıplaşki dikkat kılıvatkallıqını ve dokulatını analiz kılıvatkallıqını, onlarının baş vazifesinin halkaralıq pul muamili organlarının işençilikliğini qoğdaş işgallikini bildirgen. Şundaqlı Dünya Bankisi aldın qayıptı soda muhiti dokulatını ilan kılışını toxtatkallıqını bildirgen. Erdoğan BDT yığınıda Uyğur meselesini tilga aldı. Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 76. nöbetlik umumi yığında kılgan sözü de Uyghur meselesini tilga aldı. 21. sentabr BDT umumi kengash yığınında Türkiye Prezidenti Erdoğan nöbette devamlaşıvatkan dünya tertibi, kişilik hukuk, Afganistan, Keşmir Katarlık meselelerde toxtalgandan sırt Uyghurlarını mı tilga elip ötü. O sözü de Xitayning zimin bütünlükini çıkış kılgan asasda Müslüman Uyghur Türklerinin tüp hukuklarının qoğdilişi üçün texamo ko'p kuch chiqarilishi kerak deb qaraymiz dedi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengash yig'inida Amerika prezidenti Joe Biden Xitoyning Sharq Turkistondagi bosturish siyosati haqida to'xtalgan bo'lib, u mayli Xinjiang, mayli Shimoliy Efiopiyada yoki dunyoning qaysi yerida bo'lishidan qat'i nazar irqiy, etnik va diniy asalliqlarni nishonlash va zulm qilishga qarshi chaqiriq qilishimiz va ayiblashimiz kerak dedi. Mazkur yig'inda Xi Jinpingmi so'z qilgan bo'lsa-mu, Uyg'urlar masalasi haqida hech qanday to'xtalmagan. Çin'in toprak bütünlüğü perspektifinde Müslüman Uygur Türklerinin temel haklarının korunması hususunda daha çok çaba gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı yığını dinkin herbi maniveri başlandı. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın 21. Katırlık Aza Devletler Başlıkları yığını 17. sentabr Tacikistan'ın paytaxtı Düşembe'de ötküzülgen bulup, yığında Afganistan vaziyeti kızık noktaya aylanğan. BBC'nin bu vaqtki xabarda bildirilishicha Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıkları yığında Xitay, Rusya, Hindistan ve başka aza devlet başlıkları sınlıq nutuk sözlügen. İştirak kılgan devletler Afganistan vaziyetinin oğuşluq ötüşünü ilgiri sürüp, Afganistan'da keng ve sığdırışçan siyasi kurulma berpa kılışkı yetekleydi diyen mezmunda ortak tunuş asılı kılgan. Bildirilishicha bu yıl Şanghay Hemkarlık Teşkilatı kurulganlığının 20 yıllıkı hem de Amerika'nın Afganistan'a besip girgenlikinin 20 yıllıkı bulup, bu tasadibiyliğinin arkasındaki tarihi reallıklar kandak buluşu mümkün degen sualları tuğulgan. Bu yıl 9. ayda Şanghay Hemkarlık Teşkilatı İran'la Aza Devlet Süpürtü'de kubul kılış musabısını başlayan ve 3 yeni diyalog hemrahini koşup, diyalog azalarının sanını Azerbaycan, Ermeniya, Kamboja, Nepal, Türkiye, Sri Lanka, Saudi Arabistan, Mısır ve Katar Katarlık 9 devletki köpeygen. Nöbette İran'la Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'na kubul kılış hizmeti başlanan olup, tahminen 2 yıl vakit getişi mümkün iken. Hazırga kadar Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'na aza 8 devletinin umumi yer meydanı tahminen 34 milyon 360 min kvadrat kilometre bulup, Yevro-Asya çoğunkuruklukının 5'ten 3 kısımının köpürekini ilgiligen. Nüfusu 3 milyardın eşip, dünya umumi nüfusunun 20'i yıkılaşkan. Bunundan başka dünyadaki yadro güçleri içinde Xitay ve Rusya'dan başka Hindistan ve Pakistan'dan ibaret iki yadro devletimi yadro kuralı yasap, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın 4 yadro güçüge aylanğan ve dünyadaki yadro kuralığı ilgi bolgan devletlerinin 20'ini ilgiligen.
20 sentyabr Shanghay hamkorlik tashkiloti yana Rossiyaning Orenburg o'lkasida terrorlikka qarishtirish nomida harbiy manevr boshlagan bo'lib, 24 sentyabrgacha davomlashadi ekan. Litvaniya hukumatı fuqarolarga Xitoyning yanfullarini ishlatmaslik haqida chaqiriq qildi. Litvaniya hukumatı Xitoyning Xiaomi yanfullarining Xitoyga qarshi sezgir mazmunlarni tekshirish iqtidorining borligi sababli fuqarolarni Xitoy yanfullarini ishlatmaslikka chaqirdi. Reuters agentligining bu haqdagi xabarida bildirilishicha, Litvaniya davlat mudofaa ministrligi Torbi xatarlik markazi 21 sentyabr Xitoyning Xiaomi shirkati Yevropada sotayotgan yanfullarining Tibetga erkinlik, Tayvan mustaqilligi yashasin, demokratik harakat degandek so'zlarni bayqash va tekshirish iqtidori borligini e'lon qilgan. Litvaniyaning muavin davlat mudofaa ministri Margris Abukevichus fuqarolarni Xitoy yanfullarini ishlatmaslikka, agar ishlatayotgan bo'lsa, uni tashlab etishga chaqirgan. Litvaniya davlatlik torbiy xatarlik markazining xabar qilishicha, Xiaomi yanfunining yumshoq detalidagi mazkur iqtidorlar Yevropa ittifoqi davlatlarida etibetilgan bo'lsa-mu, ammo xohlagan vaqtda yiroqdan kontrol qilib ochqilib bo'ladi ekan. Litvaniya torbiy xatarlik markazining dokumentida Xiaomi telefonining Singapurdagi bir mulozimetirga shifrlangan sonliq ma'lumotlarni avatadiganligi, bulardan sirt Xitoyning Huawei P40 yanfunida mo bexatarlik yuchqi bayqalganligi, bu masalalarning Litvaniya uchun emas, bu uskunalarni ishlatayotgan barliq davlatlar uchun jiddiy masala ekanligi qayd qilingan. Xiaomi shirkati 22 sentyabr Reuters agentligiga bu haqda norozilik bayonoti e'lon qilib, Xiaomi yanfun uskunalarining ishlatuvchilar avatgan yoki topshirib olgan uchurlardan azaldan va bundan keyin mo tekshirmaydiganligini da'vo qilgan. Xitoyning organ taratquvlari bo'lsa, bu voqeani Litvaniyaning Xitoyga qarshi turish uchun o'ydirib chiqargan o'yini deb burmunashqa urungan. Xitoyning texnikalik uskunalaridagi bexatarlik masalasi izchil holda xalqaroning diqqatini tortib kelyotgan bo'lib, Xitoy uskunalarini sotib olish, sotib olmaslik bir qism davlatlarning diplomatik munosabatlarigacha ta'sir ko'rsatmoqda. Garchi Huawei Zhongsheng yanfullarining sotilishi Amerikaning turli jazolari tufaylidan zo'r ta'sirga uchirgan bo'lsa-mu, Xiaomi, Oppo, Yijia qatorli Xitoy markalari yanada har qaysi davlatlarni qoplamoqda. Litvaniya bilan Xitoyning munosabati yaqindan buyon uzluksiz nachorlashayotgan bo'lib, Litvaniya poytaxtiga Tayvan nomida vakolatxona qurilgandan keyin Xitoy Litvaniyadagi bosh elchisini qaytirib ketgan. Shundaqla Litvaniyaning Xitoydagi bosh elchisi mo Xitoyning talabiga asosan qaytib ketgan edi. Bulardan sirt Litvaniya parlamenti bu yil 20 may Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitgan edi. Xitoy hakkerlarining Hindistonda nishonlanganligi ilgari surildi. Hindistonning bir media guruhi, saqchi idorasi va Hindiston hukumatining davlatlik sonliq ma'lumot ambiri hakkerlarning hujumiga uchirgan bo'lib, hujum qilguvchilar Xitoy rejimining iqtisodiy qo'llashiga erishgan Xitoy hakkerlari ekan. Amerika ovozining 22 sentyabrdagi xabarida bildirilishicha, mazkur tor hujumini Massachusets shtatiga joylashgan tor bexatarlik shirkati Institutning tadqiqot markazi bayqagan. Bu hujumda Vinti namliq yomon g'arazlik yumshoq detal ishlatilgan bo'lib, tadqiqot markazining aytishicha, bu xil yumshoq detalni faqat Xitoy rejimi qo'llagan bir qancha hakkerlar guruhisi ishlatadi ekan. Xitoy doiralari bu haqdagi ayblashni butunlay rad qilib, o'zining to'r hujumining qurboni ekanligini da'vo qilgan. Mazkur tadqiqot markazining dokumentida ko'rsatilishicha, mazkur to'r hujumi Hindiston bilan Xitoy chegarasidagi jiddiychilik bilan munosabatlik bo'lishi mumkin ekan. Hindiston va Xitoy qurolli qismlari Himalaya chegarasida uzundan buyon jiddiy holatda turibotgan bo'lib, o'tgan yili 4-chi ayda ikki taraf o'rtasida qonliq to'qunish yuz berib, necha yuz odam o'lgan edi. Xotirlangan sonliq ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, 2021 yili Xitoyning qo'llashidagi hakkerlarning Hindiston tashkilotlari va shirkatlariga qaratgan to'r hujumi 2020 yildagi solishtirganda 261% oshgan. Institut guruhining aytishicha, bu sonliq ma'lumotlarning mazmunini hozircha aniqligi bo'lmaydi ekan. Ammo Hindistonning mazkur media shirkatining Xitoy bilan Hindiston o'rtasidagi ziddiyatga aloqador xabarlarni doim e'lon qildiganligini nazarda tutganda, to'r hujumining maqsadi muxbirlarning fikr va materiallarga erishish, shundoqli kuchlik hujum xarakterlik maqolalarning mazmuniga e'lon qilinishdan burun erishish uchun bo'lishi mumkin ekan. Xi Jinping bilan Biden BDT umumiy yig'inida tirkashdi. Xi Jinping bilan Amerika prezidenti Biden BDT umumiy kengash yig'inida ayrim-ayrim so'z qilgan bo'lib, bir-birining ismini bevosita tilga olmagan holda o'zaro tirkashgan.
21 sentabr BDT'nin 76. qatımlıq umumi yığın münazirisi New York'ta ötküzüldü. Biden Amerika prezidenti bolğandan buyan tunji qatım BDT umumi yığında nutq sözlegen bolup, Xi Jinping mo sin arqalıq söz qılğan. BBC'nin bu aqtki xabarda bildirilishçe Biden'nin nutqi 2-nji rätke tizilğan bolup, Xi Jinping'nin sillıq nutqi en axırğı tizilğan. Biden'nin naq maydandaki sözü 30 minutdan eşip ketken. Xi Jinping bolsa 15 minut sözlegen. Biden sözüde kelgüsümüz üçün ortak köreş kılışını tallaş tallamastıkımızdan kat'i nazar, bu karar kelgüsü evlatlarga təsir görüstüdü. Addi kalıp etkanda biz tarihinin buruluş noktası turuvatımız dep karayman digen. Uyanı müstabitlikini aşkarı tənqit kılıp, demokratiyanın yanılı en yakşı koral ikerlikini təkitleş bilen birge, Amerikanın soğuk münasifetler uruşu qozğaş niyetinin yokluğunu bildirgen. Xi Jinping bolsa hazırkı dünya yeni davalğuş devrige kirdi. Her bir mesuliyetken siyasetçi çokum tarihi tallaştı buluşu gerek. Demokratiya her kandak devletinin patenti emez. Belki barlıq devletler halkının hukuki. Halkara vaziyetinin yıkınkı terakiyatı, taşkı güçlerinin harbi arlışı ve demokratik özgertişinin tügümez siyan elip kilidigallıqını yeni bir qatım ispatledi dep jar salgan. Biden yana Xitayning Sharqi Turkistondagi bastur siyosati haqida to'xtalgan bo'lib, u mayli Xinjiang, mayli Shimoliy Efiopiyada yoki dunyoning qaysi yerida bo'lishidan qat'i nazar, irqiy, etnik va diniy asalliqlarni nishonlash va zulm qilishga qarshi chaqiriq qilishimiz va ayiblashimiz kerak degan. Ammo Xi Jinping nutqida Uyg'urlar masalasini tilga olmagan. Amerika əməldarı Xitay bilən Rusiyanın fikir uruşuğa qaytırma zərbə beriş kerakligini bildirdi. Amerikanın bir yuqur dərəcəlik hərbi əməldarı Amerikanın Xitay və Rusiyanın fikir uruşu və təşviqat uruşuğa taqabül turuş iqtidarı qurulışını tizlitişi kerakligini bildirgan. Amerika avazının xəbərdə bildirilishçə Amerika Şimali Qomandanlıq Ştabının qomandanı və hava armiyasının generali Gilen Van Herk 21 sentabr hava armiyası uyuşması sahib xallıq qılğan yığında Amerikanın düşman güçlerinin uçur uruşu ve teşviqat uruşuğa kaydırma zarif bir iştirişçallığı yeterlik emez. Çünkü biz xatardan saklanışkı ziyade dikkat kılımız. Ama biz texamı yüreklik buluşumuz gerek degen. Gilen Van Herk bu haqtı düşündürüş berip, her bir kısımdan uçur uruş hareket planının çoğum komandanlık ştabının komandanı tarafından tasdiqlanışı gerekliğini, şimdiqli Devlet Müdafiye Ministerliğinin tasdiqi ve Devlet Bihatarlık Komitetinin ve Aqsaray'ın icazeti buluşu gerekliğini tilga elip ötken ve Amerika'nın bu sahanı terakki kıldırışının nahayeti astı bulup kalgallıqını tähkiligen. Uyana Amerika özünü qoğdaş üçün yadro qoralığı bək tayini vatudu. Ama devlet bir xatarlıkını qoğdaş, yani uçur uruşu ve kaymıqtırış taktikilerini öz içige elişi gerek. Şu arqalıq düşmanın kündü devamlaştır vatkan yuşurun tähdidini tosuşu gerek digen. Uyana Devlet Müdafiye Ministerliği arqalıq başka hükümet tarmaqları bilen alaqılışıp, Xitay, Rusya ve başka devletlerinin Amerika'ya qaratkan saxta uçur ve teşviqat cinayetlerine taqabül duruşunun texim yaxşı usullarını izdavatqallıqını etkan. Xabarda qeyd qilinishicha, bundan ilgari bir qism mutaxassislar Xitay, Rusya ve İran qatarlıq devletlerinin Amerika'nın gücünü acizlaştırış üçün adetten taşqırı uruş taktikisini işiltivatqallıqını, ama Amerika'nın bununla tayarlıq körmegenligini, Amerika'nın demokratiya, söz erkinliği, akbarat erkinliği ve dini erkinlik siyasi evzellikiden paydalanıp, hücumdan müdafiyeleniş uçur yığı qozğap, külüren rayonlarda ve adetten taşqırı can meydanlarda qaytırma hücumu ötüşü gerekliğini təkidligen. Tayvan'ın yeni iltiması sebeplik vaziyet texamı keskinleşti. Tayvan Memuri Mahkemesi 23 sentabr Tinich Okean'dan halkıgan şeriklik münasibeti kelişimige katnışış iltimasını resmi tapşırgan bulup, kelgüsüde aza devletlerinin kollişini kolu keltiriş üçün hareketke ötüdügen. Reuters agentliğinin haberde bildirilişçe Tayvan Memuri Mahkemesi'nin bayanatçısı Lo Bingqing muhbirlerini kütüveliş yığınıda Tinich Okean'dan halkıgan şeriklikinin Asiya Tinich Okean rayonunda emas, belki dünyadaki en muhim rayonluk iqtisat ve soda teşkilatı işkerlikini, köpünce azalarının Tayvan'ın muhim soda şirikleri işkerlikini, Tayvan'ın soda kölümünün 24%'nin teşkil kılıdığallıqını körüstüp ötken. Şunlıqla Tayvan'ın halkara sodunun yukarı ölçümüge maslaşış iqtidarının ve arzusunun barlıqını təkidligen. Məlum buluşken, növetli Tinich Okean'dan halkıgan şiriklik münasibeti de 11 aza devlet bar bulup, bundan ilgiri Angliya azalıq iltiması sunğan. Nöbette bu teşkilatka katnışkı kızıqıdığan Koreya, Tayland, Hindonozya ve Filippin qatarlıq devletler bar iken. Xitayma aldınqı hepte mezkur hemkarlıqı katnış şaqıda resmi iltimas sunğan.
Xitoydagi Tayvan ishlari ishxonasining bayonotchisi bu masalaga inkos bildirib, Tayvanning rayon va shahar iqtisodiy hamkorligiga qatnashishining chuqur bir Xitoy prinsipini asos qilishi kerakligini, Demokratik Gullanish partiyasining xalqaroidagi faoliyat bo'shlig'ini kengaytirishiga, iqtisod va savdo bahonasi bilan mustaqillik yo'liga mengishiga qarishtirganligini, aloqador davlatlarning Tayvanga munosabatlik masalalarini muvofiq bartaraf qilib, Tayvan mustaqilligi harakati uchun sorun hozirlab bermasligini umid qildiganligini da'vo qilgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi 23 sentabrdagi qarorlik muxbirlarni kutib olish yig'inida Tayvanning Tinch okeandan halqigan sheriklikka qo'shilishiga qat'iy qarshi turganligini, har qanday kelishim, tashkilot va davlatlarning Tayvan bilan rasmiy aloqa qurishiga qarshi turganligini jar solgan. Tayvan tashqi ishlar ministrligi bu haqda ifoda bildirib, Xitoyning munosabatlik masalalariga aralashish huquqi yo'qligini ta'kidlagan. Tayvanning bu harakati ikki qirg'oq munosabatidagi jiddiylikni qaytadan kuchaytirgan bo'lib, shu kuni Xitoy Tayvanning g'arbi-janub havo mudofaa farqlandirish rayoniga 24 harbiy aeroplan avatgan. Amerika Avom palatasi Tayvanga aloqador yangi qonun loyihasi ma'qulladi. Amerika Avom palatasi 23 sentabr davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasini ma'qullagan. Bu qonun loyihasining maqsadi 5 burjaklik binoni yetarli xarajat bilan ta'minlab, Amerikaning harbiy texnika afzalligini mustahkamlash va butun dunyo miqyosida Xitoy bilan raqobatlashish uchun ekan. Bu qonun loyihasiga yana Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini rasmiy e'tirof qilish, Amerikaning Olimpik tanarkachilariga Xitoydagi kishilik huquq tafsandichiligi haqida qisqacha doklad berish qatorliq masalalarga aloqador tuzatish loyihasi kirgizilgan. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Avom palatasi payshanba kechasi bu vaqtdagi munozarani tamomlagandan keyin yangi moliya yilidagi mudofaa chiqimi qonun loyihasi 316 bilatning qo'llashi 113 bilatning qarshi chiqishi bilan ma'qullangan. Buning ichida 38 Demokratlar partiyasi a'zosi va 75 Jumhuriyatchilar partiyasi a'zosi qarshi ovoz bergan. Ma'lum bo'lishicha, Avom palatasi tayyorlagan 2022 yillik moliya yildagi davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasining nishoni 5 burjakli binoni yangi moliya yilida 778 milliard dollardan ortiq xomchot bilan ta'minlashga kafolatlik qilish ekan. Bu xarajat Bayden hukumatı o'ttirg'i qo'ygan xomchot talabidan 25 milliard dollar ko'paygan. Davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasi Amerika Davlat mudofaa ministrligiga Amerika xalqining bexatarligini qo'g'dash uchun hozirgi va kelgusidagi iqtidor va zamonaviylashtirish talabini yaxshilashga xarajat ajratishga huquq beradigan. Yangi moliya yili harbiy chiqimida yuqum ahvoli ko'zda tutilgandan boshqa Xitoyning Hind Tinch okean rayonidagi xirisiga taqobil turish maqsad qilingan Tinch okeanga tahdid tashabbusiga 6 milliard 200 million dollarlik xomchot ajratilgan. Bu qonun loyihasi yana Davlat mudofaa ministrligi bilan axborot organlarining uchur va tor bexatarlik tizimisi o'tirsidagi bog'lanishni kuchaytirib, 5 burjakli bino tor uchur tahdidini markazlik boshqarish maqsadida yangi uchur ishxonasi qurib chiqilgan. Bu qonun loyihasi yana Davlat mudofaa ministrligining uchur tizimisini qo'g'dash uchun qo'shimcha 50 million dollar ajratilgan. Bildirilishicha, bu 1300 batdan oshadigan mudofaa chiqimi qonun loyihasining ko'p qism mazmuni Xitoyga chetildigan bo'lib, ilmiy tadqiqot va taraqqiyot, kishilik huquq masalasi, virusning kelish manbasini tepib chiqish va uning xalqaroidagi ta'siri qatorliq nurg'un taraflarni o'z ichiga oladi ekan. Xitoyga qarshi 4 davlat rahbarlari yig'ini o'tkazildi. Xitoyga qarshi 4 davlat rahbarlari uchrashuvi 24 sentabr Oqsaroyda Amerika prezidenti Jo Baydenning riyosatchiligida o'tkazildi. Yig'inga Avstraliya bosh ministri Scott Morrison, Hindiston bosh ministri Narendra Modi va Yaponiya bosh vaziri Suga Yoshihide va Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken qatorliklar qatnashdi. Uchrashuvda Xitoy virusi, klimat o'zgarishi, bexatarlik, erkin va ochiq Hind Tinch okean qatorliq temalar muzokara qilindi va uchrashish Xitoyga qarshi 4 davlat rahbarlarining g'ayrirasmiy strategik hamkorligi deb izohlandi. Amerika Washingtonda o'tkazilgan bu uchrashuv bu yil mart oyida 4 davlat rahbarlarining to'r yig'inidan keyingi tunji qatimliq yuz turani jam bo'lishi bo'lib hisoblandi. Bayden yig'inning ochilish nutqini so'zlab, 4 rahbarning bir yerga jam bo'lganligini, navbatdagi muhim xirislarni demokratik kelgusiga o'rtaq qarash va hamkorlashish bilan bartaraf qilgani bo'ladiganligini aytdi. Bayden yana 4 davlatning o'zaro o'quvchi almashtirish uchun o'qish mukofot pulining yo'lga qo'yilganligini, buning kelgusidagi rahbarlar, ijodkorlar va yo'l ochquchilarga salgan mablag'iga vakillik qiladiganligini bildirdi.
Biden söz diyene biz Amerika-Hindistan münasibeti tarihinde yeni bet açımız. Biz birlikte duş kelevatkan bir kısım en çok hırslarga takabül türümüz dedi. Modi bolsa tök devlet rehberleri başlıklar uçuruşçudaki hemkarlıkının yarışarının menfaati üçün küç buluduğallıkı işindiğallıkını bildirip, men bunun Hindi Tiniç Okyan rayonu ve dünyaya tinçlik ve güllünüş elip geledigallıkı işinimen dedi. Modi yığındayken özünün ictimai alakıtı orada kılgan bayanatı da biz Biden bilen pevkuladı muhim uçuruşçu bulduk. Biden'ın yarışarı karakterlik halkılık meselelerge bolgan rehberliki mahtılışka erziydi. Biz Hindistan bilen Amerika'nın okşamağın sahadaki hemkarlıkını kandak kenaytıdığallıkını körümüz digerlerini bildirdi. Avustralya Başministeri Scott Morrison mu erkin ve uç Hindi Tiniç Okyanı'na bulgan işençisini işbadilip, her vakit barlıq devletlerinin ilgilik hukukuğu hürmet kıldığallıkını, Hindi Tiniç Okyan rayondaki meselelerinin halkara kanun boyunca hal kılındığallıkını bildirdi. Japonya Başvaziri Suga bolsa bugünkü kadar tört taraflık hemkarlıkının rayon karakterlik rekabet yaki Xitay virüsü qatarlıq meselelerde icabi tesir payda kılıp kelgenlikini tekitledi. Kadirli görümlerimiz, şuna kılıp bu haftalık muhim haberler programımız müşerde ahırlaştı. Hafta ahırdaki demeli işanlarının hayırlık ötüşüki tilektaşlık bildiriş bilen etki günlük haberlerimizi görüşükçe aman bulgaysalar. Şuna kılıp ekran arkasındaki varlık hizmetlaşlarımıza köptün köp rahmet edin. Selamun aleyküm ve rahmetullah.